Sınırlı olmaması gerekiyor hayatım. Ben bir anneyim, iki çocuğum var. Zaman dediğiniz şey kendinizi mutlu edeceğiniz zaman olmalı. Eğer bir insan kendisini mutlu edebiliyorsa o zaman çocuklarına daha faydalı olabiliyor. Kimseye bırakamıyorsam çocuğumu sırtıma bağlayıp çok gittim dışarıya fotoğraf çekmeye. Benim en çok sevdiğim şey her zaman fotoğraf çekmek oldu. O bir fotoğrafçı değil. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi çalışanı ve iki çocuk annesi. Zeynep Özyürek. Ne çalışma hayatının ne de anne olmanın engelleyemediği bir tutkusu var Zeynep'in. Fotoğraf çekmek. Bu öyle bir tutku ki yeri geliyor çocuğuyla birlikte çıkıyor fotoğraf çekmeye. Fotoğraf hikayelerinde yaşamı yakalıyor. Kendine zaman ayırmanın ve ürünler ortaya koymanın tadına varıyor. Burada Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nde Bilgisayar Destekli Eğitim Biriminde etkileşimli kitap tasarımı yapmaya başladım. Yine sözleşmeli olarak çalışıyorum. Ve burada aslında benim en çok edindiğim bilgi şuydu. Biz kitaplarda stok fotoğrafı kullanıyoruz çok yoğun bir şekilde. Ve bana çok büyük katkısı oldu bunun. Aradığımı bulamıyorum. Oturup kendim çekiyorum. O fotoğrafları kullanmaya başladım kitaplarda. Aslında engellenecek bir şey yok. Hayatta bir şey yapmak istediğiniz zaman zamanım yok demenin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Zaman ayırmadım demek daha dürüstçe olur. Benim de zaman ayırmadığım şeyler oldu bilinçli olarak ama fotoğrafa hiçbir zaman öyle bir boş zaman aktivitesi olarak bakmadım ben. Hani bugün zamanım boş ne yapayım, yani en iyisi fotoğraf çekeyim demedim. O hep yanımda çünkü. Evde eski fotoğrafları karıştırırken bir tane fotoğraf buldum. Arkasında da 1967'de çekildiği yazıyor. Bu annemle babamla ilgili bir fotoğraftı. Bunun üzerine çok heyecanlandım ve ben yakın arkadaşlarımdan rica ettim bana model olmaları için. Onları saçıyla, başıyla, makyajıyla biraz o döneme uyarlayıp fotoğraflamaya başladım. Modellerim de sonunu bilmiyorlar. Sadece oynuyorlar benim için. Yani poz veriyorlar. Asıl gerçekten benim fotoğrafla ilgili aşk duyarak, daha heyecanlanarak çekmeye başladığım dönem çocuğum olduktan sonra. 2010 yılında Güneş dünyaya geldi ve ben onun fotoğraflarını çekerek biraz daha kendimi böyle ona duyduğum aşkı ortaya koydum. Daha sonra geçen sene de şu anda 7 aylık bir de Bulut diye bir bebeğim var. Hani Güneş ve Bulut benim en çok sevdiğim havadır.
yani fotoğraf çekmek için en güzel hava hem güneş hem bulut olduğu zaman, şu hava gibi, daha keyifli oluyor fotoğraf çekmek. Kendine zaman ayırma ve ürünler ortaya koymak hem birey için hem de toplum için önemlidir. Çünkü toplumu oluşturan bireylerin mutluluğu, mutlu bir toplum yaratmanın ön koşuludur. Bu durum, boş zamanların etkin ve verimli değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarır. Boş zamanı etkin ve verimli değerlendirirken de zamanı kullanma biçimi önemlidir. Peki, zamanı kullanma biçimlerine göre boş zaman nasıl sınıflandırılır? Ülkemizde böyle bir sınıflandırma yerleşmiş durumda mı? Böyle bir sınıflandırmanın farkında olmak bireye ve topluma ne katar? İşte program süresince bu ve benzeri soruların yanıtını vereceğiz. Boş zamanın zaman kullanımı açısından sınıflandırılmasında toplum olarak nerede ve hangi konumda bulunduğumuzu sorgulayacağız. Zaman kullanımı bireyin ruh sağlığıyla doğrudan ilişkili bir durum. İnsanların zamanlarını nasıl kullandıkları ve bu zamanları neyle doldurdukları çok önemli. Bu bakımdan insanların kullandıkları zamanı kullanma biçimleri açısından çeşitli sınıflandırmalar var. Bunlardan bir tanesi de ciddi boş zaman ve kayıtsız boş zaman. Ciddi boş zaman ve kayıtsız boş zaman 1980'li yıllarda ortaya çıkmış, Robert Stebbins tarafından ortaya konulmuş bir teoridir. Etnografik çalışmalar sonucunda insanların davranışlarını gözlemleyerek ciddi ve kayıtsız boş zaman olmak üzere bizim genel olarak iki çeşit boş zaman etkinliklerine katıldığımızı ortaya koymuştur. Ciddi boş zaman Türkçe karşılığı olarak titizlik göstermek ve önem vermek anlamına gelmektedir. Ciddi boş zamanla başlayacak olursak, bilgi ve beceri gerektiren önemli ve ilginç konularda kişinin sistematik, planlı bir şekilde ilgilendiği aktivitelerdir. Ciddi boş zamanın tam zıttı kayıtsız boş zaman olarak ortaya çıkmaktadır. Bizim ciddi boş zaman aktivitelerimiz dışında kalan tüm boş zaman etkinliklerine kayıtsız boş zaman diyoruz. İster ciddi, ister kayıtsız olsun. Boş zamanları bir şekilde değerlendiriyor olmak önemli. Hiçbir şey yapmamaktansa her zaman bir şeyler yapmak daha iyi. Acaba gerçekleştirdiğimiz boş zaman etkinliği hangi gruba giriyor? Ciddi mi, kayıtsız mı? Ciddi boş zamanı kayıtsız boş zamandan ayıran temel özellikler bulunmakta. Bunların ilki bizim öncelikle zaman, para ve ciddi bir şekilde kayda değer çaba harcamamız gerekiyor. Aralarındaki farkı örneklerle açıklayacak olursak, çevrenizdeki insanların fotoğraflarını çekip sosyal ortamlarda paylaşıp kendinizi ve onları mutlu edebilirsiniz. Bu kayıtsız bir boş zamandır. Ama daha iyi bir fotoğraf makinesi alıp değişik fotoğraflar çekip bunları albümler haline getirip ve giderek gelişen ilgi alanlarına yönelirseniz, örneğin doğa fotoğrafları, çocuk fotoğrafları gibi, bu ciddi boş zaman olur. Farklı teknikler denemeyi seviyorum fotoğrafta. Yani manzara fotoğrafı artık beni çok tatmin etmiyor açıkçası. İçinde hikayesi olan fotoğrafları seviyorum. Sokakta bile çekiyor olsam ben o insanlarla tanışıp fotoğraf çekmeyi seviyorum. Görülen o ki, Zeynep Hanım boş zamanlarını ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Fotoğraf çekmeyi hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bunun sanatsal bir etkinlik olması tabii ki şart değil. Zevk aldığımız, yapmaktan mutluluk duyduğumuz, sevdiğimiz herhangi bir şeyi de ciddi boş zaman etkinliği haline dönüştürmek mümkün. Ayşe Hanım teyze evinde misafir ağırlamayı çok seviyordur. Bu kayıtsız bir boş zamandır. Ona iyi gelir hem kendisine hem ilişkide bulunduğu insanlara, ama evinde bir takım unlu mamuller imal etmeye başlayıp bunları satmaya başladığında bundan bir kariyer elde edecektir. Ve yaşadığı tatmin giderek artacaktır. Son olarak, bir futbol maçı izlemek kayıtsız bir boş zaman etkinliğidir, ama bir futbol taraftarı olarak
Taraftar gruplarına girerseniz, onların sosyal çalışmalarına katılırsanız, destek verirseniz ki bunun örnekleriyle karşılaşıyoruz günlük yaşamda. Bu artık ciddi bir boş zaman etkinliği haline gelir. Kayıtsız boş zaman etkinlikleri ile ciddi boş zaman etkinlikleri arasındaki fark örneklerle anlatıldığında oldukça belirgin. Kayıtsız boş zaman etkinlikleri anında ve kendiliğinden gelişip içsel doyum sağlarken, ciddi boş zaman etkinlikleri plan, program ve çaba gerektirirler. Ama bu çaba gösterildiğinde, yeteri kadar çaba gösterildiğinde kişiler bundan toplumsal, maddi ve duygusal bir doyum sağlarlar. Bu açıdan ruh sağlığını destekler. Kişi sosyal fayda, arkadaşlıklar elde etme gibi sosyal faydalar elde edebilir. Ya da fiziksel, postürel değişim gibi bir takım faydalar sağlayabilir. Bu faydaların sürekli olması bize etkinliğin aslında ciddi oluşuyla ilgili bir takım ipuçları veriyor. Ciddi zaman etkinliklerinin bir başka özelliği de kişilerin bunda bir kariyer elde etmeleridir. Bu kariyer kişiye ekonomik getirisi olan bir şekilde de sonuçlanabilir. Ve çevremizde tanıdığımız insanlar vardır. Örneğin fotoğrafçı Ömer denir ya da tamirci Mehmet denir. Bu kişiler amatörce bu etkinlikle uğraşmışlar ve bununla ilgili kimliklerinde bir bütünleşme sağlamışlardır. Böyle anılırlar. Dolayısıyla bundan bir sosyal sermaye de kazanırlar. Kişi bu etkinliklere bağlanır, kimliğinin bir parçası olur ve ruh sağlığını destekler. Türkiye şartlarında genel olarak düşünüldüğünde katılacağımız sportif yana sanatsal branştaki etkinliklere katılmamız için çaba, zaman ve para harcamayı her zaman zor buluyoruz. O yüzden kıraathanelere gidiyoruz çünkü daha kolay. Ve hizmet ayağımıza geliyor. Ya da televizyonun karşısına geçip kumandaya hükmederek saatler boyu televizyon karşısında vakit geçirebiliyoruz. Ciddi boş zaman kullanımına yönelme anlamında toplum olarak bir sorun yaşadığımız doğru. Ama bu sorun sadece ülkemizde değil, yurt dışında da bunun örnekleri var. Belki kayıtsız boş zaman kullanımının verdiği anlık hazdan, belki de kendiliğinden gerçekleşmesinden dolayı daha çok tercih ediliyor. Hi, my name is Michael Leitner. I'm a professor of recreation, hospitality, and parks management at California State University, Chico. I teach courses in recreation and leisure, and in one of the courses that I teach, which is called Leisure and Life, we cover the topic of serious leisure, which has become a very important issue and topic in our field in recent years. Why? Because there's research indicating that serious leisure has very special benefits for the participants in it. And it seems that many people do not have serious leisure pursuits. Now, I know this to be true because when I covered the topic in my course with freshman college students who are around 18, 19 years old, many, many of the students do not currently have any serious leisure pursuits. They engage more in casual leisure pursuits, which can have some benefits. Hem ciddi boş zaman, hem de kayıtsız boş zaman etkinliklerinde genel olarak nitelikli zaman geçirildiği söylenebilir. Her ikisinde de gerçekleştirilen etkinlikler bireyin ruh sağlığını çoğunlukla destekler. Yaşam doyumunu arttırmaya yardımcı olur. Ama bazı kayıtsız boş zaman etkinliklerinin bireyler üzerinde olumsuz etki yarattığı da görülebilir. Now, for example, a casual leisure pursuit of many college students is getting drunk on the weekends. They say partying, but I think getting drunk has nothing to do with partying. Anyway, yes, you know, they might have a good time at the moment, but of course the next day they might feel very, very badly and it doesn't have any lasting benefit. It's a fleeting benefit. It's a temporary benefit. Whereas students who play a musical instrument, such as the guitar or the piano, students who engage in a sport, such as tennis or basketball, that they
participated in for many years, these activities enhance their self-esteem, help them in terms of health and wellness and their physical fitness. They have tremendous benefit, and these are activities that they can carry into their later years, throughout their life. These are things that they can participate in, whereas the casual leisure pursuits maybe not, or maybe would be harmful to their health. So we study this topic of serious leisure because it has such serious implications for the students, for their well-being in the long run. Özellikle üniversite öğrencilerinde şu profili görüyoruz. Kişi bir boş zaman etkinliğine başlıyor, daha sonrasında bırakıyor. Örneğin futbola başlıyor, sakatlanıyor ya da bir sorun oluyor, arkadaşlarıyla tartışıyor ya da iyi geçinemediği bir grup oluyor, bir sebepten dolayı bırakıyor. Sonra başka bir boş zaman etkinliğine başlıyor, örneğin dansa. O da memnun etmiyor, ondan da vazgeçiyor. Daha sonra bir müzik aleti çalmaya başlıyor. Her ne kadar bunlarda bir şekilde ciddi potansiyeli sağlamak istese de bir şekilde kendini dahil hissedemiyor ve bırakıyor. Eğer kişinin bu aslında nizami bir şekilde sürekli bir boş zaman etkinliği arama çabası devam ediyorsa, eninde sonunda kendi istediği ve gerçekten kendini dahil hissederek mutlu hissedebileceği bir etkinliğe başlaması söz konusu oluyor. Evet, hiçbirimiz katıldığımız boş zaman etkinliğinden anında haz ve mutluluk sağlayamayabiliriz. Ama onun sonrasında bir takım sabır ve sebat etmekle ve sonrasında elde edeceğimiz başarılarla, deneyimlerle aslında kendimizi ciddi boş zaman etkinliğinin içerisinde bulma olasılığımız çok çok yüksek. Katıldığımız boş zaman etkinliği bizde anında haz ve mutluluk yaratmayabilir. Ama sonrasında sabrederek hem başarı hem de deneyim elde edilebilir. Bu şekilde farkında bile olmadan ciddi bir boş zaman etkinliği içinde bulabiliriz kendimizi. Ben hayatım boyunca hep bir şeye başladım ve bıraktım. Merak ettim, başladım, bıraktım. Özendim, başladım, bıraktım. Ama şu var, şu noktada 33 yaşındayım ve bir yandan baktığım zaman geçmişte yaptığım bir şeylere, onlar bir yerde ilerisi için yapacağınız şeye belki bir puzzle'ın parçası olarak hayatınızda yer alıyor. Ciddi boş zaman etkinliklerine tamamen kendimizi dahil hissetmemiz aslında çok istemek ve çok sevmekle ilgili. Kişinin titizlik göstermesi ve bir şeye önem vermesi aslında kişinin sevmesiyle başlıyor. Peki sizin en sevdiğiniz etkinlik ne? Benim en çok sevdiğim şey her zaman fotoğraf çekmek oldu. Fotoğrafla beraber, yani makinem her zaman başucumda. Sokağa çıktığımda da sürekli yanımda. Hiç ayırmıyorum. Her zaman bir şey çıkabiliyor çünkü. Taşımadığım zamanlarda çok üzülüyorum. Hep bir şey görüyorum çünkü. Yani bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama heyecanlanıyorum. Bir kişinin zamanını kayıtlı ya da ciddi boş zaman olarak değerlendirmediği durumlarda ise hiçbir şey yapmayan ve ne istediğini bilmeyen bir kişi profil ortaya çıkacaktır ki bu bir boşluk demektir aslında. Bu boşluk ise psikolojik problemlerle dolabilir, yalnızlıkla dolabilir. Ve üretken olmayan bir kişi giderek kendi benliğini, kendi potansiyellerini sorgular ve kendisiyle çatışır şeklinde özetleyebiliriz psikolojik etkilerini. Bırakabileceğiniz işlerle uğraşmak her zaman hem ruhunuz için çok eğlenceli hem de insanlara bir şekilde daha pozitif enerji verirsiniz.